28 Şubat postmodern darbesi. Türk siyasi tarihinin önemli dönemlerinden biri. Yıllar sonra yargılanacak. Sanıkları ilk kez hakim karşısına çıkacak. 28 Şubat davasının sanıkları arasında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Erol Özkasnak ve Kemal Gürüz gibi isimler yer alıyor. Darbeye teşebbüsle suçlanan sanıklar hakkında müebbet hapis cezası isteniyor. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı 28 Şubat davası için Ankara Adliyesi'nde büyük bir tadilat çalışması yapıldı. 10. ve 11. Ağır Ceza Mahkemeleri birleştirilerek ortaya 500 kişilik büyük bir duruşma salonu çıktı. Pazartesi günü duruşma bu salonda yapılacak. Mahkeme heyetinin hemen önündeki etrafı çevrili bu yerde 37 tutuklu sanık yer alacak. Arka bölümler ise tutuksuz sanıklar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileriyle basın mensupları için ayrıldı. İkinci salon müştekilere, yani 28 Şubat'ta mağdur olup sanıklardan şikayet edenlere ayrıldı. Onlar yan salondaki duruşmaları kendi salonlarında bulunan ekranlardan izleyecekler. Duruşma pazartesi günü 103 sanığın kimlik tespitinin yapılmasıyla başlayacak. Ardından 1309 sayfalık iddianameyi iki TRT spikeri dönüşümlü olarak okuyacak. 28 Şubat duruşmalarının tamamı görüntülü ve sesli olarak kaydedilecek. Ardından bu kayıtlar yazılı tutanaklara dönüştürülecek. Şubat davası için Ankara Adliyesi'nin içinde olduğu kadar dışında da hazırlıklar vardı. Binanın giriş kapılarına duruşmaya gelecek olan kişilere ilişkin olarak uyarı notları asıldı. Sanık ve müdafilerin hangi salona alınacağı, mağdur ve müştekilerin hangi salonda yer alacağı ve hangi kapıdan girecekleri bu notlarla belirtilmiş durumda.